Dayı ya, şu bizim bacana aynı üniversiteyi alacaktık. Ne oldu o iş? Oğlum, Allah aşkına kaç kere diyeceğim? Şu üniversitede bana dayı deme ya. Rektörüm diyeceksin. Allah Allah. Ne iş yapıyor senin bacana? Manav, Ziraat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı açılmış. Onu oraya alsak diyorum. Oğlum iyi de geçen gün daha Süleyman enişteyi iyi yüzüyor diye şu su ürünlerine dekan yaptık. Çok fazla dikkat çekiyoruz, yapma. Allah Allah ya oğlum bak, herkes E-Devlet'ten bakar soy ağacına. Ben buradaki personel listesinden bakıyorum ya. Ya dayı bak, bizim üniversitenin sloganı ne? Biz bir aileyiz. E tamam işte, daha ne olsun? Ya sen bana bak, dikkat et. Neyse, tamam. Hadi bakalım, al. Al, al. Yalnız bana bak. Bütün prosedürlere uysun, başımıza iş açmayalım. Tamam mı? Tamam. Arıyor. Alo, sayın vekilim. Gerçekten beni aramanız büyük bir şeref. Evet efendim. Ya isminizi ekranda gördüğüm zaman gerçekten büyük bir onur. Anladım efendim. Tabii, tabii. Tabii. Zaten biz de şu anda onu konuşuyorduk. Şimdi sizin yeğeniniz bu sınavdan 30 aldı değil mi? Güzel. Ya zaten ismini yazan otomatikman sistemde 30 puan alıyor. Anladım. Anladım efendim, anladım. Tabii, tabii sizin yeğeniniz bizim yeğenimiz efendim. Anlıyorum sayın vekilim. Sayın tünele girdi herhalde, kapandı. Ne yaptınız? Heh, dayı merak etme. Heh. Şimdi bizim vekilin yeğeni 30 puan aldı ya. Heh. Şöyle ki ben şartnamede 30 puan üstü alanları zaten eliyorum direkt. Onlar başvuramıyorlar. Ya zaten adını yazsan 30 alıyorsun. Evet. Tamam. O yüzden kimse başvuramaz yani. Merak güzel güzel. İyi düşünmüşsün. Yalnız eğer biz bu çocuğu kadroya almazsak hepimiz kadro dışı kalırız. Ona göre haberin olsun ha. Gel! Gel! Ne var? Diyetisyenlik araştırma görevlisi başvurusu için geldim. Adım İbrahim. İbrahim mi? İbrahim oğlum. Oğlum İbrahim neredesin? Oğlum biz de seni bekliyoruz ya. Allah Allah. Az önce amcan sayın vekilimizle de konuştum. Gel şöyle. Gel şöyle. İbrahim Bey oturun. Şimdi Fikriciğim. Hemen sitemizden akademisyen kadrosunu şöyle bir yenileyelim. Hemen. İbrahim Bey'in güzel bir resmini de koyalım buraya. Tamamdır. Şu kim ya? Çıkar şunu. O bizim yengenin baldızı ya. Ayıp olur. Yapma ya. Evde kavga çıkar şimdi. Kalsın kalsın. Evet. İbrahim'ciğim. Nasılsın? Bana mı sordun? Evet. İbrahim'im ben değil mi? İyi. Vallahi güzel. Bravo. Güzel bir başlangıç oldu. Bir şey içer misin? Muzlu süt alırım. Yalnız bu olanda bir sıkıntı var. 130 kilo diyetisyen mi olur ya? Neyse, evet. Sen şimdi İbrahim Bey'in muzlu sütünü getir. Zaten iki dakika kaldı son başvurunun bitmesine. Güzel. Gel. Buyur. Merhabalar. Diyetisyenlik bölümüne araştırma görevlisi olarak başvurmak için gelmiştim. Kardeşim 30 puan üstü olan başvuramaz. Çık dışarı. Çık çık. Çık çık. Ben 30 puan aldım zaten. Başvurabilirim. Saatime şöyle bir bakıyorum. 1,5 dakika kadar daha sürem var. Personel alım kanununa göre kabul etmek zorundasınız. Şimdi Cem kardeşim şöyle bizim aradığımız şartlara şöyle bir bakıyorum. Uygun değilsin. Zaten kadromuz da doldu. Hadi çıkabilirsin, gidebilirsin. Hadi. Sen nereye gidiyorsun İbrahim? Kadro dolmuş ya, tüh. Oğlum sana demedim. Gel İbrahim. Puanım, mezun olduğum bölüm, tarih ve gerekli belgeler şartname kurallarını sağlıyor. Personel alım kanununun 172. maddesi 5. fıkrasının A bendine göre başvurumu kabul etmek zorundasınız, yoksa mahkemede hesaplaşırız. Doğru mu diyor oğlum bu? Ne bileyim dayı ya, adam kanun diyor, fıkra diyor. Ne yapacağız? Merak etme dayı. Ben onları mülakatta gönderirim, merak etmesin. Tamam. Zaten puanları eşitmiş. Tamam. Şimdi hadi şöyle yapacağız. Hadi yap bak. Evet. 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 Her ikinizin de başvuru şartları eşit olduğuna göre mülakat yapacağız. Mülakat. Kardeşim seni şöyle biraz kenara alalım. Biraz ayrılalım. Beyefendi. Evet.
Yalnız biliyorsunuz artık mülakatlarda kamera zorunluluğu getirildi. Odaya şöyle bir bakıyorum. Siz de bir kamera göremiyorum. Rahatsız olmayın. O yüzden ben de kendi kameramı getirdim. Biraz kalsınız. Kalsınız. Şöyle koyayım. Koy. Koy Bay Bilmiş. Koy. Allah Allah. Evet neyse Fikriciğim şu mülakat başlasın artık. Hemen başlıyorum. Evet. Şöyle ki biz üniversite olarak İngilizceye çok önem veririz. Evet. O yüzden İngilizceyle biraz başlamak istiyorum. Evet. İbrahim Beyciğim, İngilizce sorunuz geliyor. Buyurun. Biraz zor bir soru. What is your name? Oh, bunu biliyorum. My. Güzel. My. Name. Güzel. My name İbrahim. Bravo! Ben böyle bir İngilizce görmedim. Ana dili gibi ya. Aksan British. Aksan British. Evet. Bravo. Evet. Ferdun Bey. Sizinle biraz öncelikle İngilizce konuşalım mı? Biraz sohbet edelim. Hazır mısınız? Of course. I'm ready. I lived in England for 7 years because of my family's job. We can say that my mother tongue is English. Also, my English exam score is 90. I also have 7 articles written of English. Nasıl? Yes. Okay. I am understand. Sus lan, stupid. Sus. Adam bizi buraya bitirmeye gelmiş. Sen hala şaklabanlık peşindesin ya. Adam gibi bir soru sor da ele şunu hadi. Ne bileyim dayı ya. Adam İngiliz çıktı. Neyse. Buradan yürüyemeyeceğiz belli. Ben başka bir soru soracağım. Evet şöyle ki genel kültür sorularına geçiyoruz. Evet. İbrahim Bey sorunuz biraz zor. O yüzden dikkatli cevap verin lütfen. Türkiye'nin başkenti neresidir? Oh. Yani böyle bir soru da artık. Daha neler ya, Türkiye'nin başkenti. Çok zor soruyorsunuz. Yozgat'la Ankara arasında gidip geliyorum. Oğlum İbrahim, Yozgat seyahatçisin sen ya. Niye gidip geliyorum? İlk durakta dur. Anladım, Yozgat. Lan ne Yozgat'ı? Ankara. Bravo! 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 Bravo, işte budur ya. İşte böyle bir genel kültür. Tebrik ederim. İşte böyle bir zeka. İşte böyle bir dima! Bana bak Fikri. Hadi bitir işi. Takmışım bitir işi. Hadi bitir işi. Hadi. Evet Tiridon. Senin sorun biraz basit. Hadi. Evet. Şöyle. Zambiya'nın yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Evet. Zambiya. Bu soruyu bilebileceğini hiç sanmıyor. Zambiya sahip olduğu 724.614 kilometre kare alanla dünyanın en büyük 39. ülkesi konumundadır. Yok artık ya. Lan bunu Zambiyalı bile bilmez. Sen nereden biliyorsun? Diyetisyenlik tezimi Afrika ülkelerinde beslenme üzerine vermiştim de. İhalet etmiştim. O zaman söyle bakayım. O Zambiya'da hemen merkezde bir tane şey var. Bakkal var. O bakkalın yanındaki yokuşun adı ne? Ne bileyim ben? Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Çık dışarı. Hadi çık. Bilmiyorsan o zaman elendin. Hadi çık. Bana ek soru sordunuz. Diğer adaya da ek soru sorun. Sorarız. Sor. Ne var? İbrahim Beyciğim. Ege bölgesinde bulunan denizimizin adı nedir? Benim matematiğim çok iyi değil ya. Oğlum adam sorunun kategorisini bile bilmiyor. Buradan yürüyemeyiz. İkimiz de bilemedik. Diğer soruya geçelim. Şey yapalım. Tamam. Diğer soruya geçiyoruz o zaman. İbrahim Bey, o zaman sizin sorunuz geliyor. Bir tarih sorusu. Biraz zor, lütfen dikkatli düşünerek cevap verin. Bugünün tarihi nedir? Tarih deyince de hemen bugünün tarihi. Yani siz sorularda biraz adaletsizlik yapıyorsunuz. Oğlum İbrahim, ne alakası var? Allah aşkına ne alakası var ya? Kurban olam, şunun cevabını ver artık, söyle tarihi. Bugünün tarihi. Bugünün tarihine bak. Evet. Bugünün tarihini anlamak için düne bakmak gerekir. Güzel. Dün ayın 5'iydi. Evet, doğru yoldasın. Dün bugünün dünüyse... Evet. Bugün dünün yarını. Kafa karıştı. Yarın ayın 5'idir. Bugün 7'sinin değil 8'in... Güzel, İbrahim bak.
İbrahim. Aralık. Ha, onu demiyorum oğlum. 2020. Lan onu demiyorum. Şuradaki rakamı oku. 1, 2, 3. Lan bunu. 6. Bravo. Allah Allah. Bravo. İşte zamanını özümsemiş muhteşem bir insan. Yeter. Yeter. Evet Feridun, senin sorun geliyor. Evet. Yine oldukça kolay bir soru geldi. Çok şanslısın bugün. Evet, tarihteki ilk kütüphane kimler tarafından hangi tarihte kurulmuştur? Gerçekten kolay soruyorsunuz yani. Millet bir şey var zannedecek. Tarihteki ilk kütüphane Asur hükümdarı Asurbanipal tarafından M.Ö. 625 yılında kurulmuştur ve Ninova Kütüphanesi olarak da bilinmektedir. Yok artık ya. Lan bunu nereden bildin? Ha? Her yaz baban seni Asur İmparatorluğu'na tatile mi götürüyor? Doğru söyle lan. Sen nasıl 30 aldın oğlum bu sınavdan? Ben kaydırma yaptım. Ben sana kaydıracağım şimdi. Evet, değerli arkadaşlar, genel kültür sorularımız bitti. Şimdi genel yetenek sınavına geçiyoruz. Ha, genel yetenek mi? LYS'de full çekmiştim. Matematik mi, fizik mi, kimya mı? Güreş. Evet, güreşeceksiniz. Bakalım kim yenecek? Vallahi Tay süper zekası. Oğlum, boşuna beni böyle üniversitede rektör yapmadılar değil mi? Evet, şimdi üçten geriye sayacağım. Kazanan üniversitemize öğretim görevlisi olacak. Hazır mısın İbrahimciğim? Hazırım. Hazır mısın Feridun? Hazır. O zaman sayıyorum. 3, 2, 1. Lan daha bir demedim arkadaş, adam yıldı lan. Ne oldu? Dönüyor. Dönüyor. Lan ne oluyor bu? Ya buna bir şey... Oğlum sürünüyor. Kapıya doğru gidiyor. Dur, çıkmasın. Dur. Vallahi öldü ah. Vekilin yeğenini öldürdük lan. Hayır, ölmedi. 20 saniyeliğine şah damarını kilitledim. Şimdi kendine gelir. 4, 3, 2, 1. Muzlu süt mü oldu benim? Dıkkımın dibi oldu. Bana bak lan Google. Oğlum sen güreşi nereden öğrendin lan? Sen ne karışık bir adamsın. Güreş bizde ataspor. Ben Koca Yusuf'un torunuyum. Alt kategorilerde 3 Avrupa birinciliğim var benim. Tabii akademik kariyer araya girince bırakmak zorunda kaldım. Vallahi keşke bırakmasaydın ha. Yemin ediyorum hayran kaldım. Çok şaşkınım vallahi. Çok iyiymişsin gerçekten. Evet. Evet, güldük eğlendik. Şakamız da bittiğine göre... Ne şakası? Herhalde okula öğretim görevlisini güreş yaptırarak kalacağız deriz ya. Bir yürü bir nefes alalım diye yaptın. Evet, şimdi son sorumuza geliyoruz. Son sorumuz şöyle. Aklımdan bir sayı tutacağım. Hanginiz bilirseniz öğretim görevlisi olarak onu seçeceğim. Evet. Aklımdan sayımı tuttum. Feridun Bey bilin. 7. Bilemedin. Vallahi bilemedim. Kusura bakma. Bilemedin. Evet. İbrahim Bey, şimdi sıra sizde. Tutuyorum. Bilin. 37,5. Bravo. Gerçekten buçuğuna kadar bildin. İçimi okudun. Evet. Teşekkürler. Kusura bakmayın Feridun Bey. İbrahim Bey kazandı. Ya siz de artık üzülmeyin yani. Ne yapacaksın şimdi? Ya siz gidin özel sektörde çalışın. Şimdi bunun maaşı az, ne bileyim rektörüydü, dekanıydı, öğrencisiydi. Bunlarla uğraşmak bela, zor iş yani. Aa, zor işmiş ya, ben gideyim. Lan sen ne diyorsun? Gel buraya. Allah'ım. Ya Allah aşkına Fikri, al şunu götür de kaydını yaptır ne olur. Tamam. Ah, bu arada enişteme de söyle, çay söylesin. Tamam. Evet, kusura bakmayın, siz de eğlendiniz. Yalnız beni de bayağı terlettiniz. Lütfen çıkın dışarı hadi. Burada resmen torpil yaptınız. Diğer adayın kazanması için her şey yapıldı burada. Sen kimsin lan? Kimsin? Sen kimsin? Kimsin? Senin elinde böyle bir kanıt mı var? İnsanlara iftira atma. Çıksın! Çık! Terbiyesiz! Ahlaksız! Sayın Vekilim. Ben de sizi arayacaktım ya. Evet. Oldu o iş. İbrahim Bey'i aldık. Evet. Ya Feridun diye bir adam geldi arkadaş. Öyle uğraştırdı bizi ama öyle dümenden bir mülakat falan ayarladık da ondan sonra hallettik işi. Evet, torpilimizle artık İbrahim Bey üniversitemizde. Evet, hayırlı uğurlu olsun Sayın Vekilim. Tam ismini verecektim. Adam asansöre bindi herhalde, kapandı ya.
Zannediyorum her şeyi kaydettin ha? Hem de hepsini. Ne yapacağız şimdi bu torpili? Torpil... o torpil galiba elimizde patladı. Bu arada sen benim tuttuğum sayıyı nereden bildin? Ya! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.